Halen de İngiliz istihbaratı hiçbir şey olmamış gibi aynı kafada devam ediyorlar. Mesela o Çanakkale'deki aslanlarımı, yüz binlerce aslanımı şehit etmişler. Yüzlerinde adamların eşek şey yapmış yani, böyle oynamış. Sanki marifeti alkışlarla karşılıyorlar adamları ya. İftihar ediyorlar, böyle alkışlıyorlar. Lan yüz binlerce askeri şehit etmişsiniz. Bunu neyin alkışlıyorsun lan sen? Neyin alkışlıyorsun yani? Bir gariplik var ya, ya yüz binlerce Osmanlı Türk askeri şehit ediliyor. Şehit edenleri alkışlıyorlar. Oo, hoş geldiniz ya diyorlar. Yani şehit edenler teşcih ediliyor. O dönem anısına. Borazanlar çalıyor. Sabah ayini yapıyor. Alkışlanıyor. Aslan da onlar ya diyor. Yani bir şey olmuş. Bir basiret feraset kapanması var. Neyini alkışlıyorsun ya? 16-17 yaşındaki delikanlı çocukları şehit ettiler. Neyini alkışlıyorsun yani? Ve gelenler de oradan buradan topladıkları Müslüman askerler onlara şehit ettiriyorlar. Çanakkale'de bilinen resmi rakam 212.000 şehit, 212.000 şehit. Sabah ayini deyip bunu alkışlıyorlar ya. Adamları şak 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 diyor. Muazzam savaştınız diyor. Helal olsun diyor. Çok centilmence oldu bu savaş diyor. Ya cinayet işlemeye geliyor. Katil adamlar. Katil. Neyin alkışlıyorsun? 212.000 aslanı öldürmüştü, şehit etmişler. 212.000. 16-17 yaşında çocuklar hepsi. 15 yaşında. Allah'tan korkun. Neyin alkışlıyor? Sabah ayini, akşam ayini. Ayinlik bir şey var mı burada? Bir resim vardı Adnan Bey. Evet. Çanakkale'de cepheye giden 15 yaşındaki çocuklar. Şuraya bak ya. Hepsi şehit edildi yani. Bunu alkışlıyorlar. Ya bu çocuklar şehit edilmesini alkışlıyor. Bunun için tören düzenleniyor her sene. Ya utanç duysunlar, utanç yere baksınlar, özür dilesinler. Diz çöküp özür dilemeler lazım. Cinayet işledikleri için, mahvettikleri için Osmanlı'yı. Neyini tebrik ediyorsun onu alkışlıyorsun. Bu savaş suçu ya. 212.000 kişi şehit etmek. Büyük bir savaş suçu bu. Sen geliyorsun birisinin ülkesini işgal ediyorsun. 212.000 insanını şehit ediyorsun. Sonra da sabah ayini dikten burada tören düzenleniyor. Alkıştı malkıştı. Ya diyor kafatası bendeydi diyor şey emanet. Yıllardan beri saklarız diyor. Dedem diyor getirmişti diyor. Bak burada şehit olan bir aslanın kafatasını adam saklamış İngiltere'de. Geri hediye olarak geri getiriyorum. Mesela kolunu kesmiş, parmağını kesmiş. Saklıyorduk diyor. Emanet geri getiriyorum diyor. Teşekkür ederiz ya diyorlar yani. Büyük insanmışsın diyor. İyi yaptın getirmekten diyor. Ya yüzüne tükürsene adamın yaptığı ahlaksızlıktan dolayı. O dedenin yüzüne tükürüyorum de yani. Neyini tebrik ediyorsun? Oxford ve Cambridge caddeleri var biliyorsunuz Londra'da. İngiliz askeri heykeli var orada. Böyle kaidesi üstünde. Altında bir Osmanlı askeri İngiliz askerini öldürüyor. Böyle süngüyle heykel yapmışlar. Altında da şu yazıyor. Türkler Çanakkale'de babanı böyle öldürdüler. Başkasına ait memlekette senin ne işin var? İşgale gelmişsin. Cinayet işlemeye gelmişsin. O da kendini savunmuş. Ve 212.000 kişi şehit etmişsin. Bunun neyinin hesabını soruyorsun sen? Lafa bak ya. Babanı böyle öldürdüler. Lafa bak yani. Yani bunu diyen kimse ona söylüyorum bunu. Daha hala intikam peşinde. Daha hala kafası oralarda kalmış. Daha hala İstanbul'u nasıl işgal eder? Onun için diyor ki Türkiye parçalara ayrılsın. Özel bölgeler ayrılsın, federasyonlara ayrılsın. İstanbul'u da ayırın. İstanbul'u hemen ayıralım. Nereye? Avrupa Birliği'ni hemen alalım diyorlar. Marmara bölgesini hemen alalım. Türkiye'yi almaz diyorlar ama İstanbul'u alırız diyorlar. Lan sen dalga mı geçiyorsun sen lan? Yani hiç savaşsız, olaysız, sakince İstanbul'u alacağız diyorlar.
Daha hala aynı kafadalar. Mesela Çanakkale Savaşı'nın amacı da Osmanlı ordusunu diğer cephelerden uzak tutmaktı, oyalamaktı. İngilizler kendi askerlerini getirmediler. Sömürgelerden getirdiler, Müslüman askerleri getirdiler. 200 binin üstünde aslanımızı şehit ettiler. Osmanlı da her yerde yenildi. Çünkü bütün askeri oraya topladı, asker kalmadı. Bu İngiliz şeytanlığı işte, İngiliz derin devletinin şeytanlığı. Kimin bundan haberi var? Kimsenin haberi yok. Hatta adamlar bunu yaptı diye alkışlarla karşılıyorlar. Dedelerimiz diyorlar, bak böyle çok güzel bir şey yapmış. Biz bunu kutlayacağız diyor. Adamlar şarap marap içerek dedelerinin yaptığı katliamı, 200 bin kişiyi katletmelerini kutluyorlar Türkiye'de. Adamlar da burada alkışlarla onları karşılıyor. Hoş geldiniz ya diyorlar. Şafak hainine hoş geldiniz. Hep beraber alkışlayalım diyorlar. Felaketten habersiz adam. Oynanan oyunlardan habersiz. Onun için sürekli anlatmak, uyandırmak gerekiyor.